satmak isteyenler dikkat. Müşteri gibi davranan dolandırıcılar kaşla göz arasında araçları çalıp ortadan kayboluyor. Sadece bir dolandırıcı İstanbul'da 14 lüks jip çaldı. Birkaç gün geldi, takıldı burada. Son gelişinde de aracı alıp gitti. Yöntem aynı dediğiniz gibi, bir sürü mağdur insan etmiş. Biz 14.'müşüz. Tam 14 araç. Hepsi de son model lüks jipler. Ramazan Bozkurt adlı hırsızlık zanlısının son kurbanı Banu Çakır oldu. Benim dediğim rampadan inmedi. Biz arabayı satmak için bir internet sitesine başvurduk. Oradan bize ulaştı. Bizi aradı, arabayı görmek istediğini söyledi. Hırsızlığın ilk adımını böyle attı. Alıcı gibi yanaşsa da aslında amacı hırsızlıktan başka bir şey değildi. Otosanayide satıcılarla buluştu. Ertesi gün bir kaportacıya götürüp tamamen bir kontrol ettirmek istedi. Tamam dedik, getirdik arabayı. Ne olduysa işte o andan sonra oldu. Çalacağı aracı bir yolunu bulup sahibinden uzaklaştırdı. Göz göre göre yapılan bu hırsızlık kameralara da an be an böyle yansıdı. Arabaya bindi ve arabayı çalıştırıp gitti. Biz ne oluyor, nereye gidiyor falan derken yukarıdaki eli çiftçiye göstereceğim dedi. Araç sahibiyle buluştu, Ümraniye Otosanayi'ye geldi ve ilk olarak aracı işte bu dükkana çektiler. Burada kontrollerini yaptırdılar. Daha sonra o kişi planını adım adım uygulamaya devam etti. Araca bindi, elektrikçiye götüreceğim dedi. Yukarıda yanında bulunan kalfayı da araçtan indirdikten sonra kayıplara karıştı. Biz arkasından elektrikçiye doğru koşarken yukarıda çırağı indirmiş ve oradan basıp gitmiş. Daha öncesinden gelme amacı keşif yapmak. Keşif yapmak, evet. Keşif amaçlı geldi. Daha önce birçok kez aynı yöntemle birçok aracı çalan ve araç sahiplerini mağdur eden o hırsızlık zanlısının son işinde de yine her şeyi en ufak ayrıntısına kadar planladığı ortaya çıktı. O hırsızlık olayını gerçekleştirmeden birkaç gün öncesinde yine buralarda gezinirken, keşif yaparken görüntülendi. Direkt kaçtı, hızlı hızlı çıktı gitti. Biz gelir diye bekledik ama gelmedi. Bu bir suistimal değil. Suistimal bir olur, iki olur ama üçüncüsü olmaz. İki ay önce yine aynı yöntemle bir cip çalınmış, Şov Haber o olayı da ekranlara taşımıştı. Son gerçekleşen hırsızlık olayının zanlısı o olaydaki zanlıyla aynı kişi çıktı.